Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan ve kendilerinden henüz haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ salim bulunmasını, ailelerine ve sevenlerine kavuşmasını temenni ediyorum. Dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüydü. 15 Temmuz 2016'ya kadar olan bitenler herkesin malumu. Ama 15 Temmuz gecesi yaşananlar bugün dahi tam olarak aydınlanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı araştırma komisyonu raporu sümen altı edildi. Milletten gizlendi. Daha önce ne aldatan olduk ne aldanan diyenler şimdi çıkmışlar aldandık diyorlar. Bilinen bir kuraldır. Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir. Siyasette aldandım demek basiretimi ve aklımı kaybettim, kararlarım ve eylemlerim hükümsüzdür demeye gelir. Ülkeyi yönetenler aldandık deyip geçemez. Çünkü bunun vahim sonuçları olur, olmuştur da. Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı gözü dönmüş hainler 15 Temmuz 2016'da milletimize silah çekmişlerdir. Gazi meclisimizi bombalamaya cüret etmişlerdir. Ama o gece Erdoğan Uçan Sarayı'nda konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır. Milletimiz devletini sokaklardan toplamıştır. 251 yurttaşımız şehit olmuştur. 2196 yurttaşımız yaralanmıştır. O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmış, darbeciler karşıma çıksaydı şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim diye ahkam kesiyor. Ya insanda biraz sıkılma olur. Beyefendi, siz işinizi doğru dürüst yapsaydınız 251 yurttaşımız şehit olmayacaktı. Halkımız bunca acıyı çekmeyecekti. Bu sözleri ederken bari milletten utanın. Biz 251 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Dün bu mankurtları devletimizin adliyesine, maliyesine, askeriyesine yerleştirenlerin bugün aldandık bahanesi tam bir aldatmadır. Çünkü her şey milletin gözlerinin önünde olmuştur. Her şey rıza ve onaylarıyla, bunların rıza ve onaylarıyla gerçekleşmiştir. Erdoğan hükümetleri Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ ile ilgili uyarılarını görmezden, bizim uyarılarımızı ise hiç duymazdan gelmiştir. Erdoğan'ın aldandık sözünde zerre miskal samimiyet olsaydı 15 Temmuz'dan sonraki süreç bambaşka olurdu. Erdoğan 15 Temmuz'u kendi Reichstag yangınına çeviremezdi. 15 Temmuz gecesi oluşan dayanışma havasını kendi koltuk ihtirası için istismar etmezdi. Hain darbe girişiminden 5 gün sonra o hal ilan ederek darbeye direnen Gazi Meclisi devre dışı bırakıp 20 Temmuz sivil darbesini gerçekleştirmezdi. Erdoğan ülkemizi uzunca bir süre olağanüstü hal rejimi altında yönetti. Bugün milletin cebini boşaltan ucube vesayet rejimine geçmek için anayasa, yönetim sistemi, milli ilerdenin tecelligahı meclisimiz devre dışı bırakılarak o hal rejiminde değiştirildi. Bugün dünün öğrencisidir. Dünün bize öğrettiği bir şey varsa o da çağdaş tiranlıkların terör ve korku üzerinde inşa edildiğidir. Almanya'nın felaketi olan Hitler'in kitabındaki en bilinen strateji kuvvetler ayrılığını sona erdirecek, ifade özgürlüğünü askıya alacak, adil yargılama hakkını ortadan kaldıracak, muhalefeti ezecek bir takım ani felaketler yaratmaktı. 1933'teki Reichstag yangınından hemen sonra Alman halkının tüm temel hakları askıya alındı. Hitler'e kararname çıkararak ülkeyi yönetme yetkisi verildi. Ve bundan sonraki 12 yıl boyunca yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Almanya olağanüstü halle yönetildi. Ülkemizde de Erdoğan şahsım hükümeti 5 yıldır o hal yetkilerini kullanıyor. Ülkeyi bir sonraki seçimlere de bu yetkilerle götürmek istiyor şimdi. O hal yetkilerini 3 yıl daha uzatacağım diyor. Tarihten, Hegel'den ve Karl Marx'tan öğrendiğimiz bir başka ders daha var. Tarihte her şey iki defa yaşanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olur.
Mecliste görüşülen torba yasayla milletin malına, mülküne, hükümet kararıyla el koymak, kayyum atamak, yargısız infaz kılıcıyla devlet memurları üzerinde baskı kurmak ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirmek isteniyor. Bu bir milleti sindirme girişimidir. Ama aynı zamanda da komedidir. Belli ki Erdoğan artık sandıktan çıkamayacağını görmüş. Millet iradesini nasıl eğip bükerim, sandığın terazisiyle nasıl oynayabilirim diye kendince çareler arıyor. Saray 2023 seçimlerine kritik eşik diyerek kaybetmesi mukadder olan bir seçimi kazanmak için milletin gözünü korkutmaya çalışıyor. Olağanüstü hali seçime kadar olağan hale getirerek bunu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim barajını, seçim kanunu tartışıyor. Buradan açıkça ifade edeyim. Eğer bir iktidar seçim kanunlarıyla oynamaya hazırlanıyorsa gidici olduğunu kendi de anladı demektir. O iktidar gidicidir. Erdoğan şahsım hükümeti bu ülkenin vatandaşlarının sırtında her geçen gün ağırlaşan bir yük haline gelmiştir. Milletimizin sabır taşı çatlamıştır. Milletimiz Erdoğan'dan çok yorulmuş ve bunalmıştır. Millet emaneti Erdoğan'dan almak, ehline vermek için gün sayıyor. Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne bir gece yarısı atadığı kayyum rektörü 6 ay sonra görevden aldı. Gençlerin ve akademisyenlerinin kendisine karşı eylemlerinin 6 aya kadar biteceğini iddia eden kayyum, 6 ay içinde tek imzalı bir gece yarısı kararıyla kapıya kondu. Evet, hatadan dönmek erdemdir ama aynı hata tekrarlanmazsa. Erdoğan şahsım hükümeti Boğaziçi'ne gelecek yeni rektör konusunda üniversitenin kendi içindeki demokrasiye, geleneklere, örfe, adete ve üniversitenin kendi dinamiklerine saygı göstermelidir. Bir kayyum alıp diğerini getirmemelidir. İktidarının biteceğini anlayan Erdoğan artık kıbleyi de şaşırmaktadır. Partisinin il başkanlarına memleketi muhalefete teslim etmemekten söz etmiştir. Bu ne yaman bir kibirdir ya. Kendini memleketin sahibi görmektedir. Beyefendi, bu memleketin sahibi siz değilsiniz. Memleketin sahibi milletimizdir. Asil milletimizdir. Milletimiz sizi hizmet edin diye seçmiştir. Baki olan milletimizdir. Siz kendinizden önce gelmiş pek çok hükümet gibi gidicisiniz. Söz sizin değil artık, milletin. Yetkiyi bize, siz değil, memleketin sahibi olan milletimiz sandıkta verecek. Ondan sonra da size düşen tıpış tıpış evinize gitmek olacak. Sıkı sıkıya yapıştığınız sıcacık koltuklarınızı millet için ter dökeceklere, millet için çalışacaklara, yani bizlere bırakacaksınız. Herkes müşteri olsun. Buradan milletimize şunun müjdesini şimdiden veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı aldanmayan, milletini aldatmaya çalışmayan, devlet ciddiyetine sahip, saygın bir cumhurbaşkanı olacak. 13. Cumhurbaşkanımız milletini bölüp parçalamayacak. Kimseyi dışlamayacak, aksine yaraları saracak, küskünleri barıştıracak, herkesi kucaklayacak. Elindeki gücü, istişareyi, güçlü parlamenter demokrasiyi ülkemize getirmek için kullanacak. 13. Cumhurbaşkanımız nefret diliyle değil, sevgi diliyle konuşacak. Tarafsız olacak, tüm milletimizi kucaklayacak, koltuğunu değil milletimizin hakkını, hukukunu düşünecek. Devletimizin varlığını ve birliğini bir hakkın temsil edecek. Atalarımız ne güzel söylemiş. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Erdoğan şahsım hükümetinden de, tek adam vesayet rejiminden de milletimizin hayrına artık hiçbir şey çıkmaz. Şu çiftçimize yaptıklarına bir bakın. Son bir yılda DAP gübresinin fiyatı %104, üre gübresinin fiyatı %97 artmış. Sadece gübre mi? Tohum, ilaç, mazot fiyatları da almış başını gitmiş. Çiftçimiz Erdoğan şahsım hükümetinden kanunen ödenmesi gereken destekleri bile alamıyor. Bir tarafta her gün pahalılanan girdi fiyatları, bir tarafta dağ gibi biriken borçlar, uçan faizler.
Diğer tarafta kuraklık. Erdoğan şahsi hükümeti bu hale düşürdüğü çiftçiyi bir de ithalat sopasıyla dövüyor. Hububat üreticisi hasada devam ederken Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa ve buğday ithalatı yapacağı haberleri çıkıyor. Erdoğan şahsi hükümeti çiftçinin maliyetlerini aşağı çekecek tedbirleri almıyor. Bugüne kadar birikmiş, ödenmemiş destek borcunu çiftçiye ödemiyor. Ama çiftçinin malını ucuza kapatmak için ithalat kapısını açıyor. Sonuç, maliyetini karşılamayan çiftçi borca batıyor. Arazisini, traktörünü, ineğini bankaya, kooperatife kaptırıyor. Süt üreticisi deseniz artan yem maliyetlerinin altında eziliyor. Çaresizlikten ineğini kesime gönderiyor ama buna rağmen maliyetlerini karşılayamıyor. Besici deseniz yem fiyatı almış başını gitmiş, damızlıklar mezbahaya gidiyor. Canlı hayvan ithal etmekten vazgeçen Erdoğan şahsi hükümeti onun yerine lob et ithalatıyla bu sefer besiciyi vuruyor. Çiftçi, süt üreticisi, besici bunca cefayı çekerken, kazanamayıp ekmekten, beslemekten vazgeçerken çarşı, pazar, mutfak hala yangın yeri olmaya devam ediyor. Ucuzlayan hiçbir şey yok. Yaz ortasında yaz meyvelerinin yanına yaklaşılmıyor. Bakkaldan, marketten içinde et, süt, peynir olmayan bir torba 100-150 liraya anca doluyor. Marketten çıkan vatandaş bir elindeki torbaya bir de diğer elindeki fişe bakıyor. Ya ben ne aldım da bu kadar tuttu diye şaşkın gözlerle soruyor. Temmuz ayına girerken elektriğe %15, doğalgaza %12, %20, LPG'nin pompa fiyatına %8 zam yaptılar. Tasarruf genelgesi dediler, saraylarından tasarruf etmek yerine kamu kurumlarının günlük gazete alımlarını, zorunlu olanlar dışındaki ilanlarını kestiler. Bu kararla da yerel basının hayat damarlarını kesmiş oldular. Şu zor günlerde kamu çalışanları gerekirse fazla mesai yapsın. Ama biz haklarını vermeyelim, mesai saatlerini kaydıralım, sonradan izin verelim diyerek çalışanların fazla mesaisine dahi göz diktiler. Milletin zamlı elektrik faturalarından, memurun mesaisinden arttırıp, yerel basının ekmeğinden kısıp, yönetim kurullarına atadıkları kendi yandaşlarına ballı maaşlar vermeye devam ediyorlar. Tuz Gölü'ndeki allı turna flamingo yavruları ölürken, yalılardaki besili pelikanları TRT'ye yönetim kurulu üyesi olarak doldurdular. TRT'nin adını Tayyip'in radyo televizyonuna çıkardılar. Liyakat olmayınca da TRT bu hafta önemli bir skandala imza attı. Geçtiğimiz pazar günü Bulgaristan'da parlamento seçimleri vardı. Bu seçimlerde çifte vatandaşlığa sahip yurttaşlarımız da oy kullandı. TRT Haber, Bulgaristan seçimlerinde ülkemizde kurulan sandıklarda oy kullanan yurttaşlarımız için Türkiye'de Bulgarlar oy kullandı dedi. Bu nasıl bir yaklaşımdır ya? Bulgaristan'daki mezalimlere pes etmeyen, ne kimliğinden, ne dilinden, ne dininden vazgeçen bu yurttaşlarımıza bu hakareti Todor Živković yapmadı ya. Ama TRT Haber yaptı. Şimdi yurttaşlarımız bu konuyu yargıya taşıdılar. Biz de elbette bu girişimin destekçisi ve takipçisi olacağız. Dostoyevski'nin dediği gibi, bu devir vasat insanın en parlak zamanı. Duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin ve hazıra konmak isteyen bir zevatın devri. Ne yazık ki ülkemizde de böyle bir devirdeyiz. Milletin çift diplomalı, yüksek lisanslı, doktoralı evlatları işsiz, milletin kesesinden saray ve şürekasına, boğazdaki yalılara, doluşmuş pelikanlara ulufe dağıtılıyor. Millet evine toz şekeri götüremiyor, sarayın beslemeleri lüks arabalarda burunlarına pudra şekeri dolduruyor. Millet yokluk diyor, bunlar okluk anlıyor. Güzelim koya yazlık saray, yapay plaj konduruyorlar. Yandaşlar, yanaşmalar deveyi hamuduyla götürürken millete porsiyon küçük diye akıl vermeye kalkıyorlar. Esnaf pandemi döneminde kan ağladı. Şimdi ekonomi açılıyor. Ama biriken borçlar esnafın ayağında pranga. Esnaf en azından borçların bir yıllığına faizsiz ötelensin diyor. Bugün raftaki malını satabilen esnaf artan maliyetlerle yarın o malı nasıl yerine koyacağını kara kara düşünüyor.
İşletme sermayesi ihtiyacı tavan yapmış durumda. Ama borca batan esnafın yeniden borçlanma imkanı sınırlı. KOBİ'lerimizde borçlarının yeniden yapılanmasını değil, kredilerin alındıkları tarihteki faiziyle ötelenmesini istiyor. Pandemi sonrasının galip ülkeleri esnafını, KOBİ'sini ayakta tutan ülkeler olacak. Şimdi ben buradan Erdoğan şahsi hükümetine biz buradan sesleniyoruz. Pandemide vermediğiniz desteği şimdi verin. Esnafa, KOBİ'ye pandemide verilen borçları hibeye çevirin. Ya da en azından bunları faizsiz erteleyin. Esnafın, KOBİ'lerin feryadını duyan yok ama iş yandaşa gelince akan sular duruyor. 2015'te İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı için 16 yılda geri ödenmek üzere toplam 4,5 milyar avro kredi verildi. Krediyi verenler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere Türkiye'deki faaliyette bulunan 6 banka. Bu 4,5 milyar avroluk kredi bugüne kadar Türkiye'de sıfırdan bir altyapı projesine tek seferde verilen en büyük kredi. Ama bu kredi de yetmedi. Daha sonra aynı bankalardan 1 milyar avroluk ek kredi sağlandı. Bu kredilerin arkasında devletin yani milletin kefaleti var. Ödenmezse bu krediler milletin sırtına kalacak. Salgında dövizli garantiler işlemeye devam etti. Millet evinde otururken garantili köprülerin, otoyolların parası milletin cebinden alındı, yandaş müteahhitlerin cebine kondu. Mücbir sebep vatandaş lehine işletilmedi. Ama Erdoğan şahsi hükümeti mücbir sebep diyerek İstanbul Havalimanı'nı yapan gruba 2 yıl ek işletme süresi verdi. Devlete yapacakları kira ödemelerini de 2024'e erteledi. Ama yandaşa kıyak bitmedi, yetmedi. En son geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nı işleten yandaşların kredileri yeniden yapılandırıldı. Kredinin vadesi 2 yıl uzatıldı, faizleri de düşürüldü. Salgında esnafa, KOBİ'ye yapılmayan yandaşa yapıldı. Salgın döneminde bütçeden millete doğru dürüst karşılıksız destek verilmedi. Dünyada sondan ikinci olduk ama salgının başından bu yana havuz müteahhitlerine bütçeden ödenen para 27,2 milyar lira oldu. Son bir yılda geçtiğimiz yılın hatta 15 ayda geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana. Ya bunlar millete veriyorlar talkını, yandaşlar götürüyor salkımı. Şimdi çok açıkça ifade edeyim. En son emeklinin ikramiyesindeki enflasyon farkını işittiler. 1000 liralık ikramiyeye yapa yapa 100 liralık güncelleme yaptılar. En ucuz kurbanlık fiyatı bugün 2000 lira. Bari bu bayramda emekliye 2000 lira ikramiye verin, emekli kurban kesebilsin, ailesiyle rahat bir bayram geçirsin dedik. Meclise de bunun için önerge verdik ama verdiğimiz önerge AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Tekrar ediyorum, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Emeklilerimize bayram öncesi bu yapılan hak mıdır, reva mıdır? Paramızın değeri ve satın alma gücü zaten güneş görmüş kar gibi eridi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam da bayram öncesi yeni 200 liralık banknotları tedavüle sürüyormuş. Anlaşılan ATM'lere gıcır gıcır 200 liralar yüklenecek. Ama paranın itibarı kağıdının gıcırlığında değil, satın alma gücündedir. 200 lira ilk 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle sürülmüştü. O gün 200 liralık banknotla alınanları bugün almaya kalksak 682 lira ödememiz gerekiyor. Nereden nereye? Değerli basın mensupları, pazartesi yaptığım basın toplantısında önemli bir konuya dikkat çekmiş ve kaygılarımızı paylaşmıştım. Taliban Afganistan'da adım adım kontrolü sağlıyor. Taliban'dan kaçan Afganlar İran üzerinden transit geçip Türkiye'ye akın akın giriyor. Bu Afganlıları ülkemize almak için kimlerle anlaştınız? Soruyorum Erdoğan şahsi hükümetine. Bu kadar rahat nasıl geçiyorlar İran üzerinden? Gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'yi ne yazık ki yeni ve büyük bir göç dalgası bekliyor. Öyle gözüküyor ki TÜİK de bunun farkında. Ölüm istatistiklerinden sonra uluslararası göç istatistiklerini de yayımlamaktan vazgeçti. Erdoğan şahsi hükümeti sınırlarımızı korumak yerine Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nı korumaya gönüllü yazılıyor. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsünün şu sözleri ilginç. İbretlik, havaalanında güvenliğin nasıl olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz.
Bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız. Havalanlarını korumaya kim istekliymiş? Erdoğan şahsım hükümeti. Taliban, Erdoğan şahsım hükümetinin bu girişimine karşı 8 maddelik bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bu bildiri açık bir uyarı. Bildirinin 8. maddesi bu uyarının somut özeti. Türk yetkililer kararlarından dönmez ve ülkemizi işgal etmeyi sürdürürse İslam Emirliği ve Afgan halkı 20 yıllık işgale karşı durdukları gibi dini, vicdani ve yurttaşlık ödevi olarak onların da karşılarında duracaktır. Ve doğacak tüm sonuçların sorumluluğu başkalarının işlerine müdahale eden ve bu tür düşüncesiz kararlar alanların omuzunda olacaktır. Buna cevaben de AK Parti sözcüsü çıkıyor, Taliban'ın yaptığı bu açıklamaya iletişim kazası diyor. Allah aşkına 8 maddelik iletişim kazası dünyanın neresinde olur? Yazılanların neresini anlamadınız Sayın Çelik? Okumayı mı bilmiyorsunuz, sayı saymayı mı bilmiyorsunuz? Erdoğan da gittiğimiz her yerde hüsnü kabul görüyoruz, el üstünde tutuluyoruz diyor. Görüyoruz nasıl el üstünde tutulduğumuzu. Dün Suriye'de, Libya'da bunu yaptık. İnşallah yarın da Afganistan'da kardeşlerimizin yanında olacağız diyor. Siz Biden ve Amerika ile arayı bulacaksınız diye bizim Mehmetçiğimiz Taliban'ın önüne sürülecek bir kalkan değildir. Bu işe çok hevesliyseniz Sadat'ınızı, ÖSO'nuzu, silahlarla poz veren şovmen tozuncuklarınızı Afganistan'a bir gönderiverin. Bu işin şaka kaldırır yanı yoktur. Erdoğan'a ve AK Parti'ye hatırlatırız. Bugün belki sorumluluklarınızdan kaçabilirsiniz ama yarın sorumluluklarınızdan kaçmanın sonuçlarından kaçamazsınız. Uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. Bu yanlıştan bir an evvel dönün. Herkes ardına bakmadan Afganistan'dan çıkarken Mehmetçiğimizi Taliban'ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taşın sorumlusu Erdoğan ve AK Parti olacaktır. Son olarak önümüz Kurban Bayramı. Ama Erdoğan şahsım hükümeti millete ne bayram kutlayacak hal ne de imkan bıraktı. Umutsuzluğa yine de yer yok. Gecenin en karanlık anı aydınlığa en yakın olduğu andır. Artık gün ağarmak üzeredir. Hem dini hem de milli bayramlarımızı bayram tadında kutlayacağımız günler artık çok yakındır. Bu vesileyle yurttaşlarımıza pandeminin daha geçmediğini hatırlatıyor. Bayram boyunca yapılacak ziyaretlerde hijyen ve mesafe kurallarına azami özeni göstermelerini rica ediyoruz. Lütfen kendimizin, ailemizin, yakınlarımızın, komşularımızın sağlık ve yaşam hakkına saygı gösterelim. Bu düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.